Ya bir de şöyle bir şey var abi. Ben bu motosikleti aldığımdan beri sanki benzin çok gidiyor. Yani çok derken böyle akıyor sanki. Sanki alttaki tipolardan birini tıkamamışlar da benzin oradan salıveriyor. Ya biraz da psikolojik olduğunu düşünüyorum ama yine de bilemedim. Şimdi R5 varken ben de ortalama 4,5 litre falan yakıyordum. Bunu aldım 5 litre falan, 5,1 falan yakıyorum. Aslında arada dağlar kadar fark yok. Ama neden bu kadar etkiledi? Yani onu çözemedim tam olarak. Neyi başaramıyoruz? Abi benzin alıyorum. Full depo 4 gün gidiyor. Hadi bir gün kullanmadım 5 gün gitsin. Hadi yedek depoya indim falan filan. Hani yine 5 gün en fazla. Maksimum ama maksimum. Hani artı biri yok. Yolda kalırsın. Şimdi yazacaklar abi, aslan besleyen yemini düşünmez. Ulan aslan değil ki bu. Biz de Afrika'da değiliz. Zaten aslan beslemek yasak. Tracer kullanıyoruz ya. Afrika'da olsam da aslan beslemem ayrıca. Çok yiyor. Gerçekten çok yiyor yani. Evet, bir aslan, yetişkin bir aslan günde yaklaşık 30 kilo et tüketmektedir. Dişi aslanlar lider basmanı üzerine taşımakta olup ormanlara hükmetmektedir. Ailede avlanma görevini dişi aslanlar üstlenmektedir. Bu arada yaşlı aslanlar zamanla liderliğini kaybetmekte, bakımsızlaşmaya ve gruptan dışlanmaya itilmektedir. Aslanların kükremesi 120 desibel olup bir falkondan fazla değildir. Evet. Bir falkondan fazla değildir. Abi o nasıl ses? Bak hele bak. Bak bak. Üf. Yedi şu an. Avını tüketti, tüketti. Neyse, saçmaladık yine. Ya dayı ne yapıyorsun, gözünü sevdiğim. Hayır, bir de direkt böyle leş almaya geliyor yani. Bu yüzden iyi bir motovlogger değiliz. Orada en azından bir ayna almam lazımdı. Çalışmıyor mu? Ha, o kısmı bilemeyeceğim ya. Devir düşünce mi? Vallahi bilmiyorum ki. Şu an sıkıntı yok. Şu an sıkıntı yok. İkiye alınca mı stop ediyor? Beklerken. Bekleme. En azından burada bekleme. Kolay gelsin. Yani aslında bir nevi çözüm yolunu sundum, hani beklemezsen neticede bekleme, hani beklemezsen stop etmez ikinci viteste, doğru değil mi? Doğru. Mesela 3'te bekle ya da birinci viteste veya boşta bekle, hani 2'de bekleme. Neyse, ne diyordum ben ya? Ha, bu yüzden iyi bir motovlogger değiliz arkadaşlar. Eğer o aynayı koltuk altıma alıp şu an ekmek gibi gidiyor olsaydım, aman aman derdik nerelere geldik böyle. Ya da işte böyle 70 yaşındaki dayılara, o arabadaki dayı 70 yaşında falan vardı. Oğlum ne yapıyorsun lan falan diye böyle bir tepkiler göstermemiz lazım. Bunlar standart trafik işleri. Ama tabii bu 70 yaşında gördüğümüz dayı da yeri geldiğinde karamürsel sepete çıkmaz.
Belinden çıkartır bir tane silah, pat pat koyar. Ondan ötürü böyle kasıtlı canınıza kasteden insanlar olmadıkça çok fazla münakaşaya, çok fazla diyaloğa girmenizi tavsiye etmem. Benim yapabileceğim şey budur tam olarak. Ha, girersiniz, bir de baskın çıkarsınız, iki de baskın çıkarsınız. Bak, ikiliye bak, gidiyor çocuk. Çocuk gidiyor, niye? Çünkü ikinci viteste durmuyor. Mesela şunun yanından ben çok fazla gidiyorum ama yanlış yapıyorum aslında. Dayının kör noktasında bile olabilirim şu anda. Ah siktir, arkadan da Doblo geliyor. Ulan sağdan da Doblo geliyor. Katillerin arasında kaldım. Kaç, kurtar kendini. Ama aynadan baktın, sen adamsın. Neticeye bağladığımızda trafikte zorunda kalmadıkça münakaşaya girmek benim gözümde gereksizdir. Benim gözümde kapalı kutudur. Ne olacağı belli olmayan insanlarla doludur. Motosiklet kullanmaktan daha tehlikelidir. Doblolardan uzak Doblolardan uzak durun. Çünkü bir baskın çıkarsınız trafikte kavga ettiğiniz insanla, iki baskın çıkarsınız, üç baskın çıkarsınız, dördüncüsünde birisi gelir basar tetiğe basar tetiğe, çıkamazsınız. Ondan sonra olduğunuz yerde motoru bırakıp site cenaze aracına transfer olursunuz. Pisi pisine, gereksiz yere dikkat edin ya. Yapabileceğiniz en güzel şey dikkat etmek. Çekeceğiniz kavga vlogları geçici. Ben buradan bak geçerim, geçsem aslında ama geç ya. Evet, çekeceğiniz kavga vlogları geçicidir. Siz kalıcı olun. Kahvaltı almıyorum artık, iş yerinde yapıyorum kahvaltımı. Hadi o zaman kapattım ben. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Ulan Doblo ya. Adam Tom'un önünü kırdı ya. Adam Tomo'dan bak emniyet şeridine girdi. Emniyet şeridinden Tomo'nun önüne kırdı ya. Şeridinde giden Tomo'nun önüne kırdı. Tomo da siren çalıyor. Bu ne yürek kardeşim benim. Bak Tomo'ya bunu yapan hayat bize neler yapmaz arkadaşlar. Kendinize gelin, sirkelenin ve Doblo'lardan uzak durun. Buna her zaman söylerim. Bana inanın, Doblo'lardan uzak durun. Ama yine bugün trafiğin maşallah var yani, akıyor. Akıyor yani bugün. Şey yok. Böyle bir kitlenmelik mitlenmelik bir şey yok. Sanırım geçen videoda çalışanlara ve patronlara verdiğim öğütler işe yaramış. Herkes demek ki işe 10.30'da başlıyor. Ulan bir biz kaldık. Fikir bizden çıktı, biz kaldık. Oha şuraya bak, bomboş. Yalnız şaka maka, harbiden trafik yok lan. Buraları biliyorsunuz normalde 4 şerit oluyor. Ha, lan ilkokullar mı ne? Liseler mi ne? Birileri tatilde şu anda. Doğru, onlara bir tatil, ara tatil oldu. Bunun etkisi olabilir mi? Olabilir. Dayı bakıyor emniyet şeridine giren var mı diye. Şimdi bizi çevirirse 1.5 milyon izlenme garantili. Hadi geç geç. Dey. 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 Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Dey. Evet, böyle böyle uzaklaştırabiliyorsunuz arkadaşlar Doblo'ları kendiniz. Şey diyordum ya, adamların diyordum okulları tatil diyordum, ondan olabilir mi diyordum. Burası gerçi yine doldu ama o da şöyle enteresan bir durum yani. Diyorlar ki işte ulan servis araçları trafiği tıkıyor, servis araçları dolduruyor, işte okullar tatil olduğu zaman trafik olmuyor. Adamlar kendi kendilerine ceza yazıyor. Şey diyordum, servis araçları işte yola tıkıyor da, öyle oluyor da, böyle oluyor da, trafik yapıyor da. Bunu diyen adam mesela şu adam. Bunu diyen adam şu adam. Hani anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Eyvallah, sen ne yapıyorsun?
Görüşürüz. Etme. Hani bu nerede? Oğlum her şeyi karıştı bugün. İşte bunu diyen adam mesela şu adam. Buna diyen adam şu adam. Bunu diyen adam bu adam olamaz. Bu adam işinde gücünde. Servis araçları yolları tıkıyor diyen adamlar. Bak 4 kişilik arabada tek kişi giden adamlar. Ama işte bizim ülkemizde, bizim insanımızda empati denen şey yok. Kullanmak yok. Sözlüklerde yok. Mesela ben de bir kişiyim ama ben motorum. Ben trafikte yer kaplamıyorum. Buharlaşıyoruz falan hatta yeri gelince. Sen de toplu taşıma kullansan ya da sen de motosiklet kullansan aslında bu trafiğin belki %40 azalacak. Servis aracı dediğin araçlarda zaten 18 kişi taşıyor. 18 tane araba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seni saymıyorum. 11, 12, 13, 14 şu araya sıvışı. Oğlum sen dobular niye böyle araya giriyor bugün ya? Oğlum beni haksız çıkarmadığın için teşekkür ederim gerçekten. 18 bak 100 metre falan bir araba saydım. Bunun karşılığı işte sadece bir tane servis aracı. O biliyorsunuz 18 kişilik servis araçları. Şimdi bu videodan sonra gelip arabayı satacak adamlar var. Ya zaten bilmiyorum. Ben mecbur kalmadıkça işim arabayla değilse kullanmıyorum yani. Eğer hava çok yağmurluysa, hava çok bilmem neyse, eğer motosikleti kullanmayacaksam o gün de toplu taşımayı kullanıyorum. Bak hiç bugün konuşmayacaktım, yine konuşasım tuttu. Pıttır 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 konuştuk yine. Ama hep o şeyden sonra oldu bunlar. Doblo, Tomo'nun önüne kıran Dobu'dan sonra oldu.